Siyaset masasına hoş geldiniz. İstanbul'da kar bekliyoruz. Havanın daha da soğuk olmasını bekliyoruz. Ama Ankara'da da bütçe görüşmeleri var ve sıcak tartışmalar yaşanıyor. Gündem oldukça hareketli ve pek çok önemli başlık var. O başlıkları her hafta olduğu gibi siyaset masasında yine bu haftada birbirinden önemli değerli uzman isimlerle farklı yönleriyle perde arkasını aralayarak anlamaya çalışacağız, yorumlamaya gayret edeceğiz. Bu hafta siyaset masasında özellikle Yüksekova'da ve Diyarbakır'da yaşanan olayları, çözüm sürecindeki bu gerginliğin neyin işaretçisi olduğunu ve bu provokasyonun perde arkasında kimlerin olduğunu, bölgedeki yeni dengelerin çözüm sürecini nasıl etkileyeceğini ve seçim takviminde bu süreçle ilgili muhtemel hangi gelişmelerin olabileceğini konuşacağız. Canlı yayın konuklarımızla İstanbul stüdyolarımızda Sayın İlhami Işık var. Namı diğer balıkçı, yazar, Kürt meselesiyle ilgili gündeme taşıdığı değerlendirmeleriyle çok yakından tanınıyor. Daha önce de siyaset masasında farklı vesilelerle ağırlamıştık. İlhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Mesut Ülker, stratejist, Hazar Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi, emekli asker. Pek çok bu tür tartışmalarda farklı unvanlarıyla gündeme dair çarpıcı analizleriyle kamuoyunun da yakından takip ettiği siyaset masası izleyicilerinin de zaman zaman bu ekranda konuğumuz olarak gördüğü değerli bir isim. Hoş geldiniz. Ankara'dan da Sayın Nizamettin Barış bizimle beraber. Kürt siyasetinin önemli isimlerinden. Sayın Barış hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii çok gergin bir atmosfer var. Kış şartlarının bu soğuk atmosferine bir klişedir. Genelde biz yayıncılar böyle hava her soğuduğunda sıcak tartışmalara, o aradaki zıtlığa işaret ederiz ama gerçekten de tablo öyle. Ve bu soğuk günlerde sıcak tartışma konularımız var, gerginliklerimiz var. Bu gerginliğin en önemli adreslerinden birisi işte geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da 4 askerin kaçırılması, Yüksekova'da yaşanan hadiseler, polis kurşunuyla 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve sonrasında yaşanan o olaylar oldu. Ve deyim yerindeyse herkesin yüreği ağzına geldi. Çünkü çözüm süreci gibi Kürt meselesinde artık çok önemli bir mesafenin kat edildiği bir noktada bu yaşananlar neye işaret ediyor sorusuyla beraber. İsterseniz buradan başlayalım. Bu son yaşanan hadise çözüm süreci açısından ne ifade ediyor? Böyle kısa bir özetle durum değerlendirmesi yapalım. Sonra detayına girelim. Sayın İlhami Işık sizinle başlayalım. Eyvallah. Evet, tabii bir olayın oluş şekli var ve olduğu yerle alakalı. Bir de olayla ilgili değerlendirmeler ve olayla ilgili alınan tavırlarla ilgili bir sürü şey yazıldı, çizildi, konuşuldu. Hala da yazılıyor, çiziliyor ve konuşuluyor. Zannedersem daha da yazılıp çizilecek ve konuşulacak. Ama baktığımız zaman eğer gerçekten sürecin ağırlığının farkındaysak, sürecin kazanımının herkesin kazanımı olacağı inancındaysak, burada yanlış giden bir şeylerin olduğu, yanlış yazılan bir şeylerin olduğu, yanlış konuşulan bir şeylerin olduğu konusunda... Bu yanlış şu mu? Yani bu burada yaşanan hadise bir provokasyon ve bu süreci baltalamaya dönük bir adım mıdır? Yoksa süreçten kaynaklanan, yani sürecin ilerlememesinden ya da süreçle ilgili başka sıkıntılardan kaynaklanan bir durum mudur? Tabii yani bunun bir tek cevabı yoktur. Yani baktığınız zaman buna provokasyon demek için elinizde bir sürü veri var. Ama sadece provokasyon demekle tanımlanacak bir şey değil. Bir, şuna inanmak lazım. Bu tür süreçlerin doğasında yaşanan ve yaşanacak şeyler olarak bu yaşananın doğru olduğu anlamından başka bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Yani bir şeyin olması onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Sürecin gerçekliğiyle alakalı bir durum. Bu tür olaylarla, bu tür provokasyonlarla dün de karşılaştık, bugün de karşılaşıyoruz, yarın da karşılaşacağız. Bu tür provokasyonların çok daha hafifle de karşılaşabiliriz, çok daha ağırla karşılaşabiliriz. Karşılaşmış mıyız? Evet. Dün karşılaşmış mıyız? Evet. Bizden başka bu tür süreci yaşayan toplumlar, ülkeler, devletler
Bu tür provokasyonlarla karşılaştım. Evet, en yakınını söyleyeyim yani. En basit, 2 gün evvel Kolombiya'da FARC karakol bastı. 9 askeri öldürdü. Onlarca da yaralı var. Ve onlar Küba'da dünyanın gözü önünde, dünyaya ilan etmiş oldukları bir görüşme yürütüyorlar. Ve görüşmenin de son aşamasında, hatta toprak reformu bölümünü bile bitirdiler. Böyle bir aşamada bile böyle bir eylem gerçekleşebiliyor. İşte izleyicilerin de bildiği gibi, şimdiye kadar yazılan çizilenlerden de anlaşıldığı gibi, işte İngiltere'de, İran'da bunlar yaşanmış, Güney Afrika'da yaşanmış ki en son işte dünyanın saygın insanlarından birisi olan Nelson Mandela'nın vefatından sonra da Güney Afrika ile ilgili çok sayıda bilgi şu anda akıyor. Niçin Mandela, Güney Afrika'da ne oldu, neler yaşandı, çözülürken hangi sorunlarla karşılaştı, hangi şeylerle karşı. Şimdi böyle baktığımız zaman Yüksekova, evet, ciddi bir provokasyon. Ben her şeyin zamanlamasıyla alakalı olarak hep sorunlara baktım, problemlere baktım. İkincisi, her şeyi güçler dengesinin gidişatı olarak değerlendirme konusunda kendimin bakış açısı vardır. Yani bir olay olduğunda o olayın oluş zamanı ve tabii, perde arkasındaki güçlerin hesabına bu tabii zamanlamanın nasıl hizmet ettiğine bakarız. Birazdan açacağız onu. Tabii. Şimdi tabii sizin anlattıklarınızdan benim anladığım şu: bu süreçte benzer hadiseler bugüne kadar yaşandı, bundan sonra da yaşanacak ama süreci bu ihtimalde göz önünde bulundurarak bağımsız bir şekilde yürütmek, ilerletmek lazım diyorsunuz özetle. Ya tabii şöyle demek istiyorum birkaç cümleyle, çünkü Mesut Bey zannedersem o bir bölümü şey yapacak. Bu süreçte çok daha vahimle de karşılaşabiliriz. Siz de takdir edersiniz ki daha bu süreç başlamadan ben bir açıklama yapmıştım. Yani 10 tane Silvan dahi olsa geri dönüşü yoktur bu sürecin. Çözüm süreci başarıyla sonuçlanmak durumunda. Bu herkes açısından öyledir. Yani söylendiği gibi, yazıldığı gibi sadece çözüm lehinde olan insanlar açısından değil bu. Bu çözüm karşıtları açısından da öyle bir şeydir. Yani çözüm sürecinin başarısı çözüm karşıtlarının da lehine olan bir durum olduğundan ötürü bu çözüm süreci, provokasyonun boyutu ne olursa olsun başarıya ulaşacaktır. Evet. Nedenlerini ben birazdan açacağız. Yani evet, bu provokasyonsa geri planda birilerinin olması gerekiyor. Tabii, tabii. O güç dengeleri nelerdir? Bu zamanlaması ne ifade ediyor? Sayın Mesut Ülker, siz bu olaya baktığınızda, özet olarak baktığımızda ilk bu olayın, yani işte Diyarbakır'da askerin kaçırılması, sonra bırakılması, Yüksekova'daki gerginlik ve bu süreçteki son hadiseden hangi sonuç çıkar? Bir provokasyon mu olur yoksa İlhan çözüm Bey'in süreci... bıraktığı yerden devam edeyim. Aynen öyle. Çözüm sürecini baltalamaya uğratmak insanların bile lehine olacak tarzda ağzımızın tadını kaçırma ihtimali yüksek olan bu olayları önümüzdeki dönemde de göreceğiz açıkçası. Yani özellikle son 1-2 aya baktığımızda çözüm sürecine ilişkin olarak işte yani bölgedeki bu barış atmosferinden kaynaklanan huzur ve sükunetin, o bölgedeki insanların tatmış olduğu hazın, tadın artık iliklere doğru normalleştiği, içselleştirdiği bir dönemde ve Türkiye'nin siyasal konjonktür olarak seçim satına haline girdiğimiz böyle bir dönemde açıkçası bu provokasyonun gelmesi, daha önce bu filmi çok seyretmiştik yaklaşımıyla ben çok da anormal karşılamıyorum. Yani bunların belki daha da derinlerini göreceğiz. Tabii siz de konuşmalarınızda ifade ettiniz. Yani bunun bölgesel ve çevresel etkilerini de belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama Türkiye'nin daha önceki bu tarz tecrübeleri bu tarz olayların yaşanma ihtimalini de ortaya koyuyor. Çok şükür ki burada bir can kaybı söz konusu olmadı. Ama bunun işte Yüksekova'daki provokasyonun gerçekten o platform, o zeminde aktive edilmesi, arkasından işte güvenlik güçlerinin kaçırılma olayıyla BDP'nin devreye girerek çözülmesinin mesajları, bütün bunlarda çok ince mesajlar olmakla beraber burada çok taraflı bir kazanım süreci söz konusu olacak. Her şeye rağmen bence önümüzdeki dönemde bu tarz olayları belki çok iyi yönetirsek hep beraber
çok taraflı bir kazancın bence taraflara çok güzel duygularla beraber ortak sonuçlarını temenniler. Ortaya getirecek. Yani herkesin tabii ortak ki temennisi ama bu ama süreçte de benzer olaylar yaşandığında perde arkasını görmek belki bir sonraki provokasyonun ya da bir sonraki olayların işaretler olacaktı. Ama burada bakın şöyle bir şey var. Yani burada biz ne kadar bu olayları tanımlasak da bahsettiğimiz o güçlerin yeni manipülasyonlara ilişkin olarak da kendi ellerinde de yeni senaryoları olduğunu da unutmamamız lazım. Yani burada biz bu olaylara karşı bir anlamda artık efsunlandık. Yani bu süreçlerde eğer biz yani dilek ve temennin ötesinde şimdiye kadar getirdiğimiz bu çizgiyi bu dirençle beraber, bu birlik beraberlikle birlikte devam ettirebilirsek bence bu tarz provokasyonların bir etkisi de olmayacaktır açıkçası. Sayın Nizamettin Barış, siz bu son iki hadiseye baktığınızda ne görüyorsunuz? Ne ifade ediyor çözüm süreci açısından? İyi akşamlar sevgili Bedrettin sana ve konuklarına. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi, sağ olun. Çözüm süreci kimlerin işine yarıyor, kimlerin işine yaramıyor? Demek ki bu olan provokasyonlar çözüm sürecinin işine yaramayan kesimlerin işi olduğunu söylemek herhalde yanlış bir tespit olmaz. Şimdi hükümet bu işte yani hükümet böyle bir olay yaptı demek doğru değil. Ancak devletin içinde ve Türkiye'de her şeyini AK Parti karşıtı üzerine kurgulayan kesimlerin işi olabilir. Özellikle Türkiye hükümetinin Suriye'deki diktatöre karşı izlediği politikadan dolayı Suriye'nin işi olabilir. İmralı'yı kastetmiyorum ama PKK içinde yuvalanmış Stalinist, Kemalist, İran ve Suriye yanlısı grupların işi olabilir. Bütün bunların açığa çıkmasında birinci derecede de sorumluluk hükümete düşmektedir. Görebildiğim kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla ölen iki yurttaşın şiddet eylemleriyle veya şiddeti temel felsefe seçen hareketlerle ilişkisi olmadığı söyleniliyor basında. Bu ne kadar doğruysa bilemiyorum ama şimdilik bunu doğru kabullenmek lazım. Bu iki ölen yurttaşımızın sorumluluğu hükümetin üzerindedir. Mutlaka hükümetimiz bu iki insanın kimler tarafından nasıl öldürdüğünü açığa çıkartmak zorundadır. Türkiye'de çözüm süreci iki kesim tarafında canı gönülden yürütülmektedir. Birincisi hükümet, ikincisi Kürt halkı. Kürt halkı çözüm sürecine kesinlikle destek vermektedir. Kürt halkı artık şiddetle bir yere varlamayacağını, kendi sorunlarının şiddetle çözülmeyeceğinden yanadır. Bu giderek şiddeti temel politik eksenine oturan insanların da hareketlerin de tabansız bırakma sonucunu getirecektir. Onun için seçim atmosferi içinde bölgede gerginliğin yaratılması sürekli gündemde olacaktır. Bunun en iyi şekilde anlatılması gerekiyor. Bunun anlatılmasının birinci derecede de sorumluları kesinlikle ülkeyi yönetenlerdir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi birazdan o sizin seçim vurgusunu açacağız. Çünkü seçim sürecine girdiğimiz bir atmosferde bu tip hadiselerin, çözüm sürecinin nasıl yürüyeceğini ve nasıl sonuçlar geliştireceği önemli. Diğer taraftan farklı iddialar da var. Özellikle seçim sürecinde oy oranlarındaki değişiklikten hesapla bazılarının rahatsız olduğu ve bu tip provokasyonları da gerçekleştirme eğiliminde oldukları yönündeki iddialar da var. O yorumları da soracağım size ama onun öncesinde Sayın İlhami Işık'a ben dönmek istiyorum. Şimdi az önce Sayın Nizamettin Barış bu olayı gerçekleştirme ihtimali olan kesimlere işaret etti. Bir de şöyle bir durum var. Siz PKK'yı, KCK'yı çok yakından biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Orada da bu çözüm sürecinin de bir pazarlık unsuru olarak zaman zaman bu tip eylemlerin değerlendirildiği yönünde iddialar da var. Siz bunlara katılıyor musunuz? Yani çözüm sürecini yürüten tarafların bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanma ihtimalleri var mıdır? Tabii buradan da ne anladığınıza bağlıdır ve nasıl baktığınıza bağlıdır. Yani şimdi KCK'yı tarif ettiğiniz zaman bir imamlardan oluşmuş bir yapıyı elbette kastetmiyorsunuzdur.
Yani problemleri şiddetle çözmeye ve buna göre kurgulanmış şiddetle sonuç alma felsefesiyle hem eğitim vermiş hem eğitilmiş bir yapı. Kendisini dönüştürmeye de açmış bir yapı. Şimdi hem yıllarca siz şiddetle arayacaksınız hak ve hukuku ve şimdi de kendinizi dönüştüreceksiniz. Bunun doğal olarak sizde yansımalar olacaktır. Hem olumlu hem olumsuz anlamda. Siz de takdir edersiniz ki bu devletler açısından da öyledir. Yani bizim devlete baktığınız zaman kendisini dönüşüme kapatmak anlamında 10 yılda bir darbe yapmıştır. Ve darbe yapma sevdasından hiçbir zaman geçmemiştir. Devlet kağıt üzerinde sivil görünürken son 10 yıla kadar da sürekli elinde silahı olan, daha doğrusu belinde silahı olan olanlar tarafından her türlü politika hayata geçirilmiştir. Ama o devletin bir yönü de kendisi değişime açmıştır ve sonunda değişim kazanmıştır. Ama bu kazanım hala sancılıdır, hala biten bir şey değildir. Bu illegal örgütler açısından da öyledir, muhalif yapılar açısından da öyledir, farklı düşünen yapılar açısından da öyledir. Daha evvel hiç silaha bulaşmamış ama herhangi bir şekilde hak arayışını Suriye'de olduğu gibi sonradan silaha başvuran siyasal örgütler açısından da öyledir. Yani başta fotoğrafı doğru koymak gerekiyor. O fotoğraf üzerinden yani kendi duruşunuzdan ziyade ya da o harekete beslediğiniz umut ya da öfkeden ziyade fotoğrafı net koymak gerekiyor. Elbette KCK içerisinde barış ve çözüm süreci birileri açısından ölüm demektir. Ama aynı KCK içerisinde barış ve çözüm süreci birileri açısından da artık hayatın diğer adıdır da. Böyle bakmak gerekiyor. Şimdi tabii zaman zaman o anlamda KCK'dan şeyler de geliyor, uyarılar da geliyor. Özellikle hükümete bahara kadar bir zaman tanıdıklarını yoksa İşte iç savaşa dönük olarak hareketler yapacaklar şeklinde evet. açıklamalar da geliyor. Bu açıklamalar da o paralelde mi yorumlamak lazım? Yani örgütün tabii. kendi içindeki farklı yapıların mücadelesi midir yoksa? Ya yani diyorum ya size bunun birden fazla cevabıdır. Yani söylediğiniz soruların hiçbir tanesinin tek bir cevabı yok. Yani evet KCK içerisinde biraz evvel söylediğim gibi süreci çok farklı şekilde yorumlayan barışın kendisi açısından bir tehdit olarak algılayan bir sürü insan var. Aynı şekilde barışı artık siyasal geleceği olarak gören de bir sürü insan var. Bir de siyaset yapan bir kurumdur. Yani eski bir yapıdır. Yaklaşık 40 yıldır silahlı mücadele veriyor. Sadece Türkiye'de örgütlü değil, Orta Doğu'da örgütlüdür. Böyle bir yapı siyaset yapıyor. Şimdi o yapıda sorumlu konumda olan insanların şu zamanda söylemiş oldukları bir şey ya da topyekun söylemiş oldukları bir şeyi değerlendirmek için sürecin ne olduğu ve nereye gittiği konusunda eğer biz yeteri kadar veriye sahipsek o zaman anlamlandırır ve kıymetlendirebiliriz. Yani aynısını söyleyen KCK 1 Eylül tarihini söylemişti. Şimdi kaç Aralık? 10 Aralık değil mi? Bir şey oldu mu? Hayır. Yani sonradan 15 Ekim denildi. Şimdi böyle bakmamak lazım. Onu demeye çalışıyorum. Elbette bu sözlerin bir anlamı vardır. Bir tarifi vardır. Ama hayatın kendi akışı KCK'nın da beslendiği, onu sürekli üreten, ona oksijen veren hayat alanının duruşu buna ters orantılı gelişiyor. Bizler KCK'da herhangi birisinin veya KCK'nın kendisinin söylediği bir şeyden ziyade hayatın gerçek akışı üzerinde değerlendirmeler yaptığımız zaman biz o düşünceleri, olumsuz olan düşünceleri diyorum, boşa çıkarma durumunu çok rahat yaşayabiliriz. Eksiğimiz bu zaten şimdiye kadar. Yani bizler bir şeyi kıymetlendirirken sadece A, B, C şahıs veya bayanın söylemi üzerinde değerlendirmeye hep alışkın olmuşuz. Devlet ilişkilerinde de öyle. Yani A partinin, B partinin veya şu A liderin, B liderin söylemi üzerinden. Çünkü ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'deki bütün siyasal liderlerin son 10 yılda veya diyelim Kürt hareketinin Öcalan'ın son 10 yılda birbirinden 360 derece ters orantılı yüzlerce açıklamasını gösterebilirim. Acaba hangisi doğru?
Doğru olan nedir? Şu anda yaşadığımızdır. Gidişattır. Türkiye'nin Orta Doğu'daki durumudur. Dünyanın Orta Doğu yeniden dizayn etme refleksidir. Ama Türkiye'deki güçler dengesinin varlığıdır. Artı aynı yapılanma Türkiye'de hem güvenlik, hem yargı, hem siyasal bürokraside barış sürecini ihanet olarak gören, buna göre kendi pratikleştiren yapılar açısından da vardır. Şimdi öyle baktığımız zaman bunların da duruşunda o zaman ciddi bir tehlike var demektir yani. Ama öyle değil. Evet, A bölümü olarak tehlike, B ve Z'ye kadar bizim açımızdan problem yok. Yani diyorsunuz ki fil tarifi gibi tuttuğumuz bir noktadan değil, daha tabii genel ki çerçeveden bakmak ve tarafların tabii söylemlerini ya da olayları bu genel fotoğrafın içindeki ağırlığı kadar kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Peki biz burada ölçüyü nerede kaçırıyoruz? Sayın aslında strateji boyutuyla baktığımızda da aslında burada zamanın ruhunu çok iyi okumak lazım. Yani Türkiye yönetenlerin de bence tek değişmeyen şeyin değişme olduğu ölçüsüyle beraber bakarken İlhan Bey'in tarif ettiği bu hem örgütsel yapıların hem bölge dengelerinin değişimi açısından bölgede herkesin kazanacağı, aslında ortak evet hedeflerin çok somut olarak önümüze defalarca geldiği bu fırsatları da biz yaşadığımız için bu fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Yani ben direkt çözüm endeksli belki konuşuyorum ama burada eğer stratejik olarak gerçekten hem Türkiye yönetenler, hem bölge halkı, hem örgütsel yapılar eğer bizim kendi menfaatlerimizde, kendi barış ve huzurumuzu sağlayıcı anlamda çok somut, çok hayatın dinamiğindeki örnekleri görmek istiyorlarsa çözüm sürecindeki ısrarı altını çizerek devam ettirmeden yana bir tavır, bir uygulama, bir ilişki modelinde ısrar etmeliler. Kesinlikle. Aksi takdirde şu ana kadarki yapılmış ve getirilmiş olan bütün emeklerin boşa çıkma ihtimalini de gözden uzak tutmamak lazım. Bununla şunu kastediyorum. Yani bu verilen tarihlere ilişkin olarak da gördük. Yani işte 3 ay sonrası bahar filan. Bunları bir tehdit algısıyla bakmıyorum ben. Yani mutlaka o yapılar içerisindeki bu söylemlerin de mutlak surette tırnak içerisinde önem ve değeri vardır. Ama zamanın ruhu bize bunun farklı şekilde okunması gerektiğini, evet, ve burada da sonuç endeksli davranmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Yani burada geçmişe takılmamak gerekiyor. Eğer geçmişe takıldığımızda, burada yüzleşmemeyi kastetmiyorum, onu da altını çizmemiz lazım. Yani yüzleşilmesi gerekli olan konularda da yüzleşerek gerçeklerle bu konuyu çok samimi olarak ortaya koymak lazım. Bence Türkiye'nin artık bundan başka da çok şansı kalmamıştır. Bakın Sayın Başbakan'ın bütçe görüşmelerindeki ana temalarından bir tanesi de özellikle çözüm sürecine çok net vurgu yaparak Türkiye'nin belki önümüzdeki 10'lu yıllar, 50'li yıllarla alakalı olan bütün stratejik hedeflerin yakalanmasında bu meseleyi ana vurgu olarak ortaya koymuştur. Yani bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla bence burada nokta kadar menfaat için virgül gibi çok basit çıkar ve menfaatler uğruna bence bu süreçleri de heder etmemek lazım. Bu bakış açısıyla eğer yaklaşırsak zaten çözümün ana taşları çok belirgin olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani stratejik olarak meseleye çok taraflı böyle bakarsak ben çözümün daha kalıcı, daha kıvamlı, daha kaliteli ve beka anlamında çok daha değerli olacağını düşünüyorum. Biraz daha fotoğrafın böyle içine girelim ve bu aktörler açısından ne ifade ediyor onu konuşalım. Bu sürecin en önemli aktörlerinden birisi İmralı, Abdullah Öcalan. Öcalan'ın açıklamaları var. Sayın Nizamettin Barış, Abdullah Öcalan'ın son açıklamalarından bakarsak, yani son açıklamalarında özellikle yasal sürece bir kez daha işaret ediyor ve diyor ki biz burada aslında bir suç işliyoruz. Bu bizim yaptığımız toplantılar da korsan toplantılar. Bir yasal süreç gerekiyor. Bu yasal süreç zemin oluşmadan da bu sürecin çok yol alacağını söylemek zor olur diyor. Bu açıklamaların anlamı ne? Bununla beraber hem PKK'nın hem BDP'nin hem KCK'nın bu çözüm sürecindeki duruşu, siz az önce genel bir Kürt halkı değerlendirmesi yaptınız ama Kürt halkının da kendi içinde böyle bu sürece bakış açısında farklılıklar var mı? Biraz bu çerçeveden de değerlendirirsek ne söylüyor Abdullah Öcalan İmralı'da? Önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. Varsayalım ki hükümet, bugünkü AK Parti hükümeti, güçlü bir Kemalist ve Türk milliyetçi ırkçı akımla karşı karşıya kaldı
bu şeyi safsakladı. Yani demokratikleşme sürecini, Kürtlerin eşitlik temelinde haklara sahip olma şeyini safsakladı veya çok ağırdan aldı. Bu karşı tarafın şiddete başvurmasını meşru gösterebilir mi? Önce bunun altını bir çizmek lazım. Her hal ve şartta şiddet yöntemini Kürt halkının demokratik hak taleplerinin gündemine çıkartmak lazım. Buna böyle yaklaşmak lazım. Abdullah Öcalan pragmatik bir liderdir. Abdullah Öcalan'ın her dediği örgüt tarafından kabul görünüyor diyorsak yanılırız. Bakın düşünün, hepsinin yanlışını Abdullah Öcalan düzeltmeye çalışıyor. Her gün KCK'nin, PKK'nin liderleri bu ay olmasa böyle olur, işte hazırız, bunu böyle yaparız, bunu böyle yaparız diye tehdit vari konuşmalar yapıyorlar. Abdullah Öcalan'ın haklı olduğu nokta şu, biz de bunun altını çizmeliyiz. Türkiye'de Kürt halkıyla ilgili eşitlik temelinde atılacak her demokratik adım ve hakkın mutlaka demokratik anlamda hukuksal bir içerik kazanması lazım. Bunun yolu da mutlaka ve mutlaka bir yeni anayasadan geçmektedir. Bir yeni anayasa perspektifiniz olmadığı sürece siz hiçbir şeyi ete kemiğe büründüremezsiniz. Bakın 2011 seçimleri, milletvekili genel seçimleri 12 Haziran'da oldu. 26 Haziran'da ben anayasayla ilgili bir yazı yazdım. Beş yürekli demokrat aranıyor diye. Siz bir anayasa perspektifini önünüze getirip mutlaka namuslu demokrat milletvekiller varsa onların da desteğini alarak onu getirin meclise, sonra halka gidin. AK Parti'nin halen doğru düzgün bir anayasa metni yok. Bunu mutlaka yapmaları lazım. Ha, şimdi tabii bunu söylerken AK Parti'nin hakkını da teslim etmek lazım. 90 yıllık ırkçık, tekçi, Kemalist devlet geleneğini AK Parti yıkmıştır. Demokratikleşme paketiyle yıkmıştır. Sayın Barzani, Sayın Şivan Perveri Diyarbakır'daki karşılaşmasıyla yıkmıştır. Türkiye'de tabuları yıkıyor. Bunlar ufak şeyler değil. Bunlar büyük şeylerdir. Bu büyük şeylerden rahatsız olan çok kesim var. Özellikle içeride AK Parti'nin dışındaki bütün kesimler AK Parti'ye düşman konumdadırlar. Bakın Türkiye fikren bölünmüştür. Kürt Türkiye değil. Türkiye'de Kemalistler, Stalinistler, şiddetten yana olan ve marjinal sol gruplar hiçbir hal ve şartta AK Parti'nin yapacağı iyi şeyleri dahi okeylemiyorlar. Çünkü bütün politikaları budur. Gezi olayı budur, Orta Doğu'daki olay budur, Yüksekova'daki olay budur ve bu olaylar devam edecek. Ha, AK Parti'nin burada dikkatli olması lazım. AK Parti'nin demokratikleşme konusunda adım atabilecek ve bu konuda dirayetli olan bütün Kürtlerin önünü açmalıdır. Ama eşitlik temelinde. Şu anda AK Parti'nin kendi bünyesinde, gerek Kürtlerin yaşadığı bölgede, Kürdistan'da demokrat insanlar çaresizdirler. Her türlü tehdite, her türlü sindirme hareketiyle karşı karşıyadırlar. Çoğumuz doğru düzgün konuşamıyoruz, gerçeği söyleyemiyoruz. Efendim KCK böylemiş, peki hayır, bir tek aktör var, Öcalan. Öcalan'ın da zaten bütün yetkileri sınırlıdır. Öcalan'ın tek bu işin doğru gitmesini isteyen odur. Milletvekillerine de Sayın Leyla Zana'dır. Öbür milletvekilleri değil. Şimdi size üç tane örnek vereceğim milletvekillerinden. Birisi diyor ki Atatürk bu devrin en büyük devrimcisidir. Öyle olabilir. Onun için de öyle olabilir. Ona da saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. Birisi diyor ki, gene bir milletvekili diyor ki, efendim bu darbe girişiminde bulunan insanlar olmuştur ama bir ülkenin genelkurmay başkanını ve generalleri içeri atmak diyor abesle iştigaldır diyor. Bir kişi diyor ki biz Kürt halkıyla birlikte sosyalist devrim yapacağız diyor şimdi. Şimdi bu insanlar legalitede bulunan bu insanlar AK Parti'nin getirmeye çalıştığı ve Kürt halkının da özümsediği barış sürecine katkı sunar mı? Sunmaz.
Bir başkası, bir başka milletvekili o gün doğmuş mudur, doğmamıştır bilmiyorum. 76'da PKK yokken, BDP yokken, bir sürü insan yokken Kürt halkının mücadelesini vermeye çalışan Şivan Perver için diyor ki, Şivan parayır gibi seviyesizce bir şey eleştirde bulunuyor. Bir kısmı eğer Barzani'nin ve Şivan Perver Diyarbakır'a geldiğinde bir kısmı karşılarken bir kısmı başka bir köşede aleyhinde toplantı yapıyor. Şimdi bütün bunlar neyi gösteriyor bize? Bütün bunlar hükümetin burada çok dikkatli ve kararlı gitmesi ve hükümetin bu barış sürecini hayata geçirebilmesi için daha çok demokrat aktörlerin tümünü de dikkate almalı, onları devreye sokmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Barış, kısa bir ara vereceğiz ama onun öncesinde ben az önceki soruyu da hatırlatarak o araya gitmek istiyorum. Çünkü aynı sorunun cevaplarını Sayın Işık'tan ve Sayın Ülker'den de istirham edeceğim. Öcalan'ın son açıklamaları aslında geldiğimiz nokta açısından büyük önem taşıyor. Öcalan bu sözleriyle ne ifade etti ve süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Sayın Barış'ın da az önce yaptığı bir tespit vardı. O tespit de önemli. BDP'nin özellikle kendi içinde bu konuda çözüm sürecine çok farklı bakış açılarının oluştuğunu ve AK Parti'ye bir destek anlamında sıkıntı yaşadığını, AK Parti'nin de bu desteği farklı kesimlerden, farklı demokratik duruşları olan kesimlerden sağlaması gerektiğini söylüyor. Bunlara katılıyor musunuz? Daha da önemlisi bölge dengeleri açısından ve seçim takvimi açısından bu süreç ne ifade ediyor? Onları da konuşacağız ama müsaadeniz olursa kısa bir reklam arasından sonra. Siyaset Masası'na tekrar hoş geldiniz. Kanal A ekranlarından, radyo frekanslarından ve Kanal A Haber.com internet sitesi üzerinden yayındayız, karşınızdayız. Ankara'dan canlı yayın konuğumuz Sayın Nizamettin Barış, Kürt siyasetinin önemli isimlerinden. İstanbul'da Sayın İlhami Işık, namı diğer balıkçı, evet, yazar. Özellikle bu çözüm süreci olarak bugün konuştuğumuz sürecin ilk başlangıcında devletle PKK ve Öcalan arasındaki o ilk süreci başlatan isimlerden. Ve Sayın Mesut Ülker, stratejist, Hazar Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi, çözüm süreci ve son yaşanan Hakkari Yüksekova'da ve Diyarbakır'daki hadiseler üzerinden biraz çözüm sürecinin geleceğini ve seçim takvimindeki bu süreçle ilgili tartışmaları ele alıyoruz. Az önceki reklamdan önceki bölümde Sayın Nizamettin Barış'a ben özellikle Öcalan'ın bu son İmralı'dan gönderdiği açıklamaları sormuştum. Oradan kaldığımız yerden Sayın İlhami Işık sizinle devam edelim. Evet. Bu açıklamalar ne ifade ediyor? Sayın Barış'ın o yaptığı tespite katılıyor musunuz? Yani elbette yani Sayın Barış'ın tespitinde doğruluklar var. İfade ettiği farklı insanların tavırları var. Ama siz de takdir edersiniz ki bu tür büyük olayları, sosyal olarak sosyal meseleleri konuşurken veya tarif ederken bunu aşan fotoğraflara dikkat etmek gerekiyor. Eğer biz birilerinin şu duruşu var, birilerinin bakış açısı diğerinden şu şekilde farklıdır diye bunun üzerinde kendimizi yoğunlaştırırsak bizim aslında bir zaman kaybı olur. Önemsemeli miyiz? Evet. Dikkate almalı mıyız? Evet. Ama bunlar fotoğrafın hemen hemen görülmeyen, görülmeyecek şeyleri. Çünkü BDP'deki milletvekillerinin farklı farklı açıklamaları hemen hemen tüm siyasal partiler açısından geçerlidir. Yani AK Parti açısından da daha dündü yani İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in varlığı. Daha dün yine AK Parti'de İçişleri Bakanlığı yapıp MHP'de olan ben yüze yakın barış sürecinin sonuçları ve aciliyetiyle ilgili AK Parti'nin tüzel kişiliğinin getirdiği zorunluluk dışında özel olarak duruşların çok farklı olabileceğini düşündüm. Yüze yakın insanın şeyini şey yapabilirim yani ifadelerini sayabilirim. Bu hemen hemen tüm siyasal yapılar arasında geçerliydi. Çünkü her siyasal yapının beslendiği ve kendisini ürettiği toplumsal tabaka
farklı bir duruşu kendisinde ifade eder ve o duruşla kendisini seslendirir. Bu herkes aslında geçerlidir. Yani bize özgü bir şey de değildir. Dünyada da öyledir. Mesela onun için örnek vermiştim Mandela, çok canlı olduğu için. Örgütünün çok önemli bir kesimini, Mandela'yı bugün Kürtlerde de önemli bir kesim, Öcalan'ı ihanet içerisinde. İşte devletin adamı, MİT'in adamı diye. Zaten nedense devletin ve MİT'in adamı olmayan da kalmadı bu ülkede. Biraz farklı bir şey düşünürsen, çünkü onlara göre en akıllılar, yani nefret de ederler MİT'ten, devletten. Ama en akıllı insan, bir akıllıca bir laf edeni de, yani akıllar ancak MİT'te ve devlette olur. Yani normal vatandaş akıllı olamaz ve insanın kendisine az bir zekası olamaz gibi. Böyle bir aşağılık kompleksi de var zaten toplumlarda. Bize de özgü değil, bu da bize özgü değil. Ona takılmamak lazım, evet. BDP'de çok farklı düşünen olacaktır, KCK'de olacaktır, AK Parti'de de olacaktır, devlette de olacaktır. Eğer siz devletin şu andaki şeylerine vakıf iseniz, ki basına şuna buna yansıyanlara da baktığım zaman devlette de bu konuda çok çok farklı, yani biraz evvel o kaba tarifle şey yapmıştım, 360 derece farklı düşünen gerek yargısında, gerek güvenlik bürokrasisinde, gerek istihbaratında, gerek siyasetinde insanlara, kesimlere ve kurumlara rastlamanız işte sürpriz değildir, varlıkları bilinen şeydir. Bu anlamda şeyin, fotoğrafın diğer büyük şeyi, bu süreçte kendi geleceğini hem de sürecin artık herkesin kazanımı anlamında büyük fotoğrafı çizmeye çalışan bir aktör var Kürt siyasi hareketinde. O da Abdullah Öcalan, İmralı'da kalıyor. Abdullah Öcalan çözüm sürecinin kalıcı olması adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu ona karşı var olan düşünceniz ne olursa olsun, şu andaki gerçeğimiz bu. Bunun dışında Türkiye'de siyasi yelpaze ve siyasi yelpazenin ana motor gücü olan AK Parti iktidarı ve onun lideri Başbakan, çözüm sürecinin sadece bu ülkenin, bu ülkedeki barışın kalıcılığı adına değil, bu ülkenin Orta Doğu'daki büyük fırtınaları göğüsleme adına da bir elzem olduğuna inanan bir duruşu var. Ama burada bir eksiklik var. Ciddi anlamda bir eksiklik var. O da Abdullah Öcalan'ın konumunun hangi evreden geçileceği ve bu konum içerisindeki dönüşümün ne olacağı konusunda. Bu son açıklamalar perspektifinde, bu sorunun cevabı nedir? Ne olacak ve Öcalan burada ne istiyor? Şimdi tabii bunun hazır şablona dayalı bir cevabı yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani sosyal olayların bir şablonu olamaz. Hayatın içerisinde şekillenir, kendi şekillendirir. Bazen öngörmediğiniz şekilde kendisi dayatır. Yani kendi programınızda yoktur. Veya öyle bir düzenlemeyi siz şekillendirmemişsiniz. Ama hayat öyle bir noktaya gelir ki onu yapmanız gerekiyor. Nitekim Sayın Başbakan da geçen ay bir televizyon programında bazen öyle şeyler olur ki artık yapmak durumundasınız. Yani oraya evrilmiştir. Dönüşüm oraya gelmiştir. Onu yapmasanız önünüzde bir engeldir. Öcalan'ın durumu da böyle bir durum. Eğer siz Öcalan'ın Kürt siyasi hareketi üzerindeki etkisine inanıyorsanız, onun Kürt siyaseti içerisinde farklılıkların bir tehlikeye dönüşme durumuna inanıyorsanız, onun bunu etkileyebilme kabiliyetine ve gücüne inanıyorsanız, onun önünü açmanız gerekiyor. Önünün açılmasının da birden fazla şekli vardır. Yani bunlar şu olabilir diye düşünüyorum. Şu anda konuşulandır zannedersem yakın zamanda. Gazetecilerin, akıl insanların, STK temsilcilerinin İmralı'ya gitmesi, Öcalan'la birebir görüşüp onun hakikaten ne yapmak istediği, ne düşündüğünü kamuoyuyla paylaşma. Çünkü görüşmenin büyük boyutunun bize yansımadığına hepimiz hemfikiriz. Ve doğru yansıtılıp yansıtılması konusunda da kuşkularımız var. Bu hem görüşlerin doğru yansıtılması konusunda önemli bir girişim,
hem de o kuşkuları giderme açısından önemli bir durum. İkincisi de gözlemci heyetlerin oluşması. Biz Yüksekova'da bunun yokluğunu iki insanımızın öldürülmesiyle yaşadık. Eğer gözlemciler olmuş olsaydı, yani sivil insanlardan, akil insanlardan, sözü kıymetli olan insanlardan oluşan 3-5 gözlemcinin varlığı olmuş olsaydı, zannedersem biz Yüksekova'da böyle bir olayla karşılaşmazdık. Eğer karşılaşsak da yarın öbür gün, onun büyümesini engellemenin anahtarı olabilecek bir durum. Çünkü herkesin kabul edeceği, sözüne inanacağı, güveneceği veya herhangi bir tarafın kabul etmeyeceği ama kamuoyunu arkasına alabilecek, büyümeyi engelleyebilecek bir gözlemci heyete ciddi ihtiyaç var. Diğeri de Kürt meselesi siyasal bir meseledir. Kürt meselesi siyasetin yasallığa dönüşmesi gereken bir meseledir. Fiili durumlarla siz götürebilirsiniz. Dünyada da öyle olmuştur. Bizde de yani fiili durumlar. Zaten sosyolojinin ana kuralıdır yani. Bir şey fiili durumla oluşturulur, olgunlaştırılır. Ondan sonra ona bir hukuki elbise giydirilir. Bir hukuki elbise giydirilebilir. Yani toplumun barışın kazanımları üzerindeki vicdani kanatı olgunlaştığı müddetçe Öcalan'ın hukuki bir sıfatının toplum tarafından farklı algılanacağı kanadında değilim. Ben çok yakın bir zamanda ama bugün yarın değil anlamda söylüyorum. Böyle bir düzenlemenin de ihtiyaç haline dönüşeceği inancındayım. Fiili durum bunu gerektirecektir diyorsunuz. Orada tabii. Da hükümet böyle bir hukuki düzenlemeye gidecektir. Tabii ki. Diyorsunuz. Yani öncelikle birinci adım Öcalan'a gazetecilerin ya da akil insan heyetinden bazı isimlerin gitmesi. Evet. İkinci aşamada bu sürecin Öcalan'la ilgili kamuoyundaki algının değişmesi. Evet. Ve Öcalan'a da hukuki anlamda bir sıfatın bir bu çözüm süreciyle alakalı geleceğini söylüyorsunuz. Yani, bu süreci çok iyi bilen bir isim olarak. Tabii eğer bu çok önemli. Bir şeyi kıymetlendirmek anlamında istiyorsanız sürecin kıymetli tarafını kıymetsizlere götüremezsiniz. Çünkü siz ona bir ön açıcı bir şey vermediğiniz zaman onun sözünü dinleyebilecek kitleler değer vermez. Evet. Sayın Hünkar, şimdi bu tam çok da seçim takvimine giderken böyle bir yani fiili durumdan hukuki durum çıkarma sancılı olmaz mı? Ben açıkçası bu konuda Başbakan'ın Öcalan'a af meselesini gündeme getirenlere siyaseten böyle bir konunun gündemimizde olmadığı sizin ifadelerin... Sizin kastettiğiniz af değil ama. Ben oradan geleceğim, bir yere geleceğim. Oradan bir yere geleceğim. Bu meselenin barış ve huzur endeksli çözümü konusunda gerçekten oradaki çok taraflı süreçlerin işte akil insanlar gibi, işte taraflar arasındaki arabulucular gibi veya gözlemci heyet gibi her ne olursa olsun bu süreçte katkı sağlayacak aktörlerin olması konusunda zaten Türkiye'de bir konsensüs söz konusu ki bunun uygulaması yapıldı ve bunların sonuçları alındı. Ben yeri gelmişken altını çizerek önümüzdeki konjonktürde de Makul İnsanlar Platformu adı altında bu gelinen süreci yeniden okuyarak ve konjonktürel bu gelişmeleri de dikkate alarak bir yapının oluşmasında çok fayda mütalaa ediyorum. Bu bir. İkincisi, bu konuyu açıkçası bir inisiyatifi sadece Kürt meselesine çok yakın olan insanlardan ziyade Türkiye'nin bütününü kapsayacak şekilde eskilerin mahşeri vicdan dediği kamuoyunun içselleştireceği tarzda götürmek de çok önem ve anlam kazanıyor. Doğru. Aksi takdirde burada bir reaksiyoner karşı duruşun da olduğunu da gözden uzak tutmamak lazım. Yani meselenin çok taraflı götürürken dikkat edilmesi gereken temel unsurlarından bir tanesi de bu. Ama burada Ankara'dan Nizamettin Bey de defalarca altını çizdi, İlhan Bey de söyledi, ben de söylüyorum. Buradaki esas temel veri, temel esas asla ve asla silahların olmadığı, çatışma ve vuruşmanın olmadığı bir sürecin esasında öne çıkartılması, taçlandırılması söz konusu. Bakın onun dışındaki bütün mekanizmalarda kanalların açık olduğunu görüyoruz. Üçüncü olarak buradaki bu sorumluluğun sadece ve sadece hükümete yüklenmesi konusunda da bence biraz daha açıkçası dikkatli değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu mesele sadece hükümetin halledeceği bir konu değil. Öyle olsaydı açıkçası hükümet bence böyle bir konjonktürde çok daha
radikal kararlar alarak belki bu süreçte daha fazla bir katkı sağlayacağını düşünebilirdi. Ama bu meseleyi bence paydaşlarıyla bir noktada çok daha geniş katılımlarla çözme iradesi söz konusu. Bu açıdan yaklaşmak lazım. Öcalan'ın beyanatlarına da geldiğimizde, tabii Öcalan bu süreçte çözüm süreci gibi hakikaten barışı ve huzuru sağlayıcı anlamdaki bölgedeki sıkıntıları çok iyi okuyarak her zaman yeni bir söylemle bu meselede bir ön açma şeklinde strateji takip ettiğini düşünüyorum. Yani ondan dolayı hukuki olarak veya bunun yasal bir zemine oturulması konusunda belki bir yeni solukla bu meseleye yeniden bakma konusunu gündeme getirmiştir diye değerlendiriyorum. Tabii seçim satım haline girdiğimiz bu dönemde başında söylediğimiz gibi buradan nemalananların, buradan bu süreçten kazananların açıkçası seçim satım halini çok uygun bir zemin değerlendirerek bölgedeki barış ve huzuru bitirme konusunda çok belirgin, çok basit bir değerlendirme yapmak da mümkün diye düşünüyorum. Yani onu biraz daha açacağız. Sayın Barış'la başlayalım isterseniz o süreci açmaya. Çünkü oy hesabı, seçim takvimi çözüm sürecini nasıl etkileyecek? Sayın Barış, şimdi önümüzde tabii önce yerel seçimler, sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler var. Ve yerel seçimlere de artık çok kısa bir zaman kaldı. Kampanyalar başlayacak. Ve seçim sürecine başladığımız bu atmosferde işte bu gerginliğin de aslında bir seçim süreciyle ilgili ilintisi olduğu ifade ediliyor. Ve seçim sürecinde özellikle BDP'nin oy konusunda kaygılar taşıdı ve bu tip provokasyonlardan tırnak içinde medet umduğu yönünde de değerlendirmeler, yorumlar da geliyor. Siz seçim takvimi açısından çözüm süreci ve bu olayları nasıl okuyorsunuz? Öncelikle bundan önceki konuşmamda eksik kalan bir iki nokta var, onu tamamlamak istiyorum. Lütfen. Öcalan'ın son açıklamaları PKK ve KCK içindeki aykırı unsurların gazını almaya yönelik bir açıklamaydı. Çünkü BDP yöneticileri yanlış yaptıkça Öcalan düzeltiyor. KCK yöneticileri yanlış yaptıkça Öcalan düzeltiyor. Başta da söyledim, Öcalan pragmatik bir lider. Siz bilirsin, belki bundan önceki programlarda söyledim. Bu barış süreci, yani bu çözüm süreci başlamadan 4 ay önce Öcalan, efendim AK Parti Kürt sorunun çözümünden yana tavır değil, biz bu sorunu askerlerle çözeceğiz demişti. Daha sonra Balyoz ve Ergenekon davalarında bu askerlerinin, yani darbecilerin belinin kırılmasını gördükten sonra ya bu tarafa dönüş yaptı. Öcalan'ın yarın nasıl bir dönüş yapacağı konusunda kimse bir garanti veremez. Neden veremez? Bakın, Türkiye'nin ve PKK'nın kırmızı çizgileri vardır. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, en önemlisi şu anda bölgede Suriyeli diktatörün alaşağı edilip Suriye'de demokratik bir rejimin kurulması istemi var. PKK'nın kırmızı işareti de PYD'dir. PYD'nin Suriye Kürdistan'ında yetki sahibi olması, silah sahibi olması bizzat Beşar Esad'ın girişimleriyle olmuştur. Hükümet bundan rahatsızdır. Barzani de bundan rahatsızdı. Hatta Barzani Salim Müslim'i Irak Kürdistan'a giderken almadı. Hatta Barzani'nin Türkiye gelişinde BDP ve PKK çevrelerinin rahatsız oluş nedenlerinden birisi PYD olayıdır. Şimdi PYD bu konumunu sürdürdüğü sürece hükümet içinde Beşar Esad'ın yıkılması kırmızı çizgi olduğu sürece bu çözüm süreci her zaman bıçak sırtındadır. Onu bilelim. Gelelim sorduğumuz soruya. Şimdi biz hep tabii politika konuşuyoruz. Bir şey daha, ya bir cümle daha söyleyeyim demek şeyime ilave olarak, az zaman unutacaktım. AK Parti hangi çözüm önerisini getiriyorsa BDP ve türevleri maksimalist anlamda onu şey yapıyorlar. Halbuki şunu bilmek zorundayız. Türkiye'de güçlü bir Kürt kesimi demokratik haklarından yanadır, canı pahasına. Ama şunu da bilmeliyiz ki Türkiye'de tekçi, Türkçü devlet anlayışını savunan çok güçlü bir potansiyel de vardır. Bu potansiyeli bugünden yarına Kürtlere verilecek temel hakların
işlerine sindirmelerini kolay kolay bunu görmek mümkün olmuyor. Zamanla bu olabilir. Bakın Türkiye kaç senedir Avrupa Birliği sürecini yaşıyor, bir türlü giremiyor. Kürt sorunu da böyle başlık başlık çözülecektir. Ben inanıyorum ki sonuçta eşitlik temelinde Türkler hangi haklara sahipseler, Kürtler de aynı haklara sahip olacaklar. Ama bunun için toplumun ikna edilmesi lazım. Başbakan ve daha önce Diyarbakır'a gidip konuşuyordu ama bugün gidiyor Muğla'da konuşuyor. Muğla'da Kürtleri katli şey yapmaya, linç etme hareketleri vardı oradaki milliyetçi hareket. Her yerde bunu söylüyor. Kendisini kutluyoruz. Ha tabii bunlar birinci bölüm, ikinci bölümde söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka hukukla donatılması lazım. O mutlaka ve mutlaka anayasayla yani donatılması lazım. Şimdi gelelim sizin yerel seçimlerle ilgili. Şimdi yerel seçimlerde Allah aşkına öbür partilerin ne projeleri var? Ne söyleyebiliyorlar? AK Parti'nin kendisine göre belli bir projesi var. Bir şeyler yapıyor. Ama bütün herkes AK Parti karşıtı davrandığı için AK Parti'nin projeleri görmezden geliniyor. Siz halkın içinde gezin. İnanın AK Parti karşıtı Kemalist, Stalinist, marjinal sol gruplar Marmaray'ın su almasını dört gözle bekliyorlar. Bu projesi başarısız olsun diye. Bu kadar kutuplaşma var. Demokrasi diyoruz, yerel yönetimlerin güçlenmesi diyoruz, yerinde yönetim diyoruz. En çok da bunu BDP savunuyor. Fakat BDP'nin belediye başkan atamalarına bakın. Kemalist dönemdeki anlayışın aynısı. Ankara'dan Kars'a milletvekili atamak, Ankara'dan Van'a milletvekili atamak falan. Yerinde yönetim nedir arkadaşlar? Yerinde yönetim bir insanın bulunduğu yerde en sevilen, o yörenin sorunlarını en iyi bilen insanları seçmek. Siz bölgenin nabzını da tutuyorsunuz. Evet. Bu seçimlerde, önümüzdeki yerel seçimlerde o Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tabloya baktığımızda BDP açısından tablonun çok ciddi değişeceğini söylemek mümkün mü? Yoksa benzer bir tablo, benzer bir sonuç mu çıkacak yine? Şimdi biz hep siyaset konuşuyoruz, slogan konuşuyoruz. Bütün siyasetler insanların insanca yaşaması için kurgulanıyor. Biz ekonomik sorunlara, sınıfsal sorunlara, halkın yaşam düzeyini yükseltme sorunlarına hiç değinmiyoruz. Evet. Bir bakmak lazım. Yani Türkiye nereden nereye geldi? 2 milyon özürlüler. Bunları özetlersek programımızın süresi de malum uzar. Tamam. Ama o zaman şey yapayım. Tabii ben yerel seçimler odağında bakarsak, çünkü hani sizin o konudaki değerlendirmeleriniz çok net anlaşıldı. Daha önceki bölümlerde de söylediniz bu meseleye bakış açınız, bu meselenin çözümü açısından yapılması gereken o yapısal reformları da söylediniz. Ama biraz daha lokal seçimler endeksine baktığımızda Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da bu seçimlerde BDP için tablo değişir mi? Yani o farklı siyasi partilerin, AK Parti'nin ya da diğerlerinin alacağı belediye sayısında bir artış olur mu? Zaten bütün olay bunun üzerine kurgulanmış. AK Parti ile BDP arasında bir yarış gibidir bu. Yani böyle gözüküyor. Şimdi tabii Kürtler açısından BDP'nin yaptığı çok büyük yanlışlıklar vardır. Aklı başında Kürt bunu görüyor. Özellikle HDP'nin kurulması, Stalinist Türk unsurların Kürt halkının oylarına talip olması Kürt halkı kesiminde çok büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Bu geri tepecektir. BDP'nin aleyhine olacaktır. Özellikle HDP eş başkanının biz gerekirse Cumhuriyet Halk Parti ile ittifak kurur sözleri Kürt kamuoyunda çok büyük tepkiyle karşılanacak ve oyların büyük bölümü onlardan kaçacaktır. HDP'nin batıda Kürtlerden oy alacağına asla inanmıyorum. Doğuda da bu tavır, demin o milletvekillerini saydığım tavırları HDP'nin bu tavrından dolayı Kürt seçmeninden büyük bir kayma olabilir. Bu son Diyarbakır olayı ve demokratikleşme olayında belli bir kayma olabilir. Böyle bir telaş da BDP'de yaşanabilir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Işık, siz özellikle yani tabii anketler var, konuştuğumuz pek çok tahminler var ama sizin öngörünüzü almak istiyorum. Ben
baktığınızda özellikle BDP'nin, işte az önce Sayın Barış'ın da söylediği gibi HDP'nin bu seçimlerde de özellikle Batı'da bu yarışa dahil olması, BDP'nin oy oranı, Kürt seçmenin oy verme davranışında bu çözüm süreci nasıl sonuçlar doğuracak? Yani yerel seçimlerinden sandıktan çıkan sonuçta sürprizlere gebe bir tablo var mı önümüzde, yoksa benzer bir tablo, şu ankine benzer bir tablo mu çıkar? Yani tabii sürpriz sayılabilecek şeyler olabilirdi ama şöyle söyleyeyim size, yani büyükşehir yasası bu biraz sürprizleri kapattı BDP açısından. Şöyle söyleyeyim, yani büyükşehir yasası olmasaydı BDP Van'da kaybederdi. Zaten Mardin'de alamıyordu. Alma ihtimali yine çok zayıf olurdu. Ama bu büyükşehir yasasından ötürü hem Van'ı tekrar kazanma hem de ilk defa Mardin'i alma şansını bir hayli yakaladı. Çünkü büyükşehir yasasına göre köyler de kullanılabiliyor, ilçeler de kullanılabiliyor. Siz merkezleri baz almış olsaydınız, evet, orada BDP'nin oranında merkez anlamında bir düşüşü görürsünüz. Ama çok yoğun bir ilçe ve köy takviyesiyle bunları alır. Eğer sürpriz sayılabilecekse. Diyarbakır'da BDP zorlanır bu sefer. Ama alır. Urfa'da bir sürpriz olur mu? Hayır. Yani Urfa çok büyük oy farkı var. Yani oy oranı var. BDP Diyarbakır'da zorlanır. Ciddi anlamda zorlanır. Bunun birden fazla nedeni var. Yani ama sosyolojik nedenlerden bir tanesi de orta sınıfın gelişmesidir. Orta sınıfın her zaman tavrı farklı olur. Yani farklı şekilde. Bir de Kürtlerin kaybedecek şeylerinin fazla olması doğal olarak oya da farklı yansır yani. Şöyle bakmak lazım çoğu yerde. Yani çocuğunu dağa gönderen bazen oy vermiyor. Yani çok farklı bir şeydir o durum. BDP Batman'da da zorlanır. Bunlar sürpriz mi değil mi bilmiyorum. Tabii bu konuda ciddi bilgiye sahip olmak için başka verilere ihtiyaç var. Onlar da bizde olmadığı için ve bir araştırma şirketiyle herhangi bir doğal ilişkimiz olmadığından ötürü. Ahmet Türk Mardin'den aday. Tabii yani mesela bu çoktandır konuşulan bir şeydi. Bunun tartışmaları da yaşandı BDP. Ciddi anlamda tartışmaları. Sayın Demirtaş'ın da Diyarbakır şeyi olmadı. Batman'da da problemler yaşandı. Adaylık konusu hala Mardin'de o sorun var. Eğilim yoklamasının yapılıp yapılmaması Sayın Türk'le alakalı öyle bir durum var. Bunlar yaşanıyor. Ama aynı şeyler AK Parti'de de yaşanıyor. CHP'de de yaşanıyor. MHP'de de yaşanıyor. MHP gördünüz. İstanbul adayı işte bir gün evvel aday olacak insan kalp krizi geçirdi yani ilan edilince. Bunlar tabii benim uzmanlık alanıma girmiyor. Benim açımdan şudur yani. Ya siz o sosyolojik olarak o tabanın, evet, oy verme eğilimlerini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz. Şunu öngörü anlamında. Yani bu yani, bağlayıcı bir tarafı yok. Daha iyi anlamak adına seçim takviminde dengelerin nasıl şekilleneceğini okuma adına. Yani ama siz genelde böyle bir çok sürprize gebe bir tablo görmüyorsunuz ve BDP mevcut oy düzlemini korur diyorsunuz. Özellikle şeyde, büyükşehir yasasıyla ilgili tabii yani süreçten dolayı. Biraz arttırdı ama sosyoloji cevabı şudur. Yani Güneydoğu'da barış sürecinin kazanımları ve Kürt sosyolojisinin değişimi açısından oy oranı düşer. Peki onun batıda ama batıda ise fazlalaşır. Bir gurur. Evet. Yani barışın gurursal, onursal kazanımı adına bu beledir. Yani o oylar BDP'ye mi gider ya da daha doğrusu HDP'ye mi gider yoksa AK Parti'ye mi yansır? Şimdi bir konuda yani Nizamettin Bey ile aynı düşünüyoruz. Yani eğer temsil kabiliyeti HDP'deki yanlışlık olmasaydı batıda BDP ciddi anlamda oyunu artırırdı. Yani bunun bir sürü verisi var. Onu bir saat konuşabilirim. Niçin? Yani niçin Güneydoğu'da azalıyor? Bu BDP'nin yanlışları şundan değil. Anlatabiliyor muyum? Veya doğrularından ötürü değil. Batı'da niye çoğalacağını?
Bu çoğalmayı siyasal şekillenmenin hak edilmemiş bir organizmasının yaratılması sonucu heba edileceği inancım var. Kişilerin kişiliğinden bağımsız. Mesela Sarı Süreyya Önder, evet, BDP açısından İstanbul'da gösterilebilecek en iyi adadır. Bu düşüncesinin şu veya bel olması dışında şey yapıyorum. Ama HDP projesi benim katılmadığım, tasvip etmediğim, örgütleme bazı anlamda söylüyorum. Yoksa Türkiyeleşme babında ben yıllardır, 20 yıldır Türkiyeleşme projesinin veya Türkiyeleşme tezinin doğruluğuna inanan bir insanım. Bunu Kürtlüğü reddederek, bu proje içerisinde Kürtlüğü bir daha ötekileştirerek, işte sosyalizm veya solun o Jacoben dünyasıyla veya benim Kemalizm aşkı dediğimiz bir dünyayla buna katlanamam. Bu anlamda benim savunduğum Türkiyeleşme projesiyle HDP projesi arasında dağlar kadar fark vardır. Ben böyle bir şey düşünmemiştim. Orada İstanbul özelinde baktığımızda Sırrı Süreyya Önder. Evet, doğru bir adaydır benim açımdan. Oy alma peki açısından, yani HDP'nin oy alması. Orada Cumhuriyet Halk Partisi işte Mustafa Sarıgül'ün adaylığı var. AK Parti'de Kadir Topbaş. Yarış oldukça çekişmeli geçecek gibi gözüküyor. Orada özellikle Sırrı Süreyya Önder ve Sarıgül açısından baktığımızda Kürt vatandaşlarımızın oylarının ağırlığı ne yönde şekillenir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi oy alır, yoksa AK Parti'den mi oy alır Sırrı Süreyya Önder? Şimdi ben bu aslında bir anlamda bu seçim içinde en belirleyici unsurlardan biri o. Yani bir Kürt siyasal hareketinin stratejik bir kararıydı bu. Eğer Sırrı Süreyya Önder İstanbul'da aday gösterilmeseydi, Kürt siyasal hareketi çözüm sürecini yüreğinde de beyninde de bitirmişti. Sırrı Süreyya Önder'in aday gösterilmesi, Kürt siyasal hareketinin çözüm sürecine inancının bir ifadesidir. Onun kişiliğinden bağımsız söylüyorum. Duruş anlamda söylüyorum. Çünkü Sırrı Süreyya Önder'in aday gösterilmemesi demek, baş düşmanın AK Parti olduğu, AK Parti'nin yıkılması için de her türlü yöntem mümbah görüldüğü bir düşünce sistemi. Bu ise çözüm sürecini de bitiren bir düşünce sistemidir. Yani siz çözüm sürecinin en önemli aktörünü zayıflatacak, onu güçsüzleştirecek, hatta onu düşürecek bir projenin içerisinde ortak olduğunuz zaman çözüm sürecini nasıl götüreceksiniz? Yani sizin muhatabınızın zayıflığı, onun iktidardan düşmesi sizin probleminiz o anlamda olmamalı. Tam tersi, sizin muhatabınız ne kadar güçlü olursa siz de o kadar güçlü götürürsünüz. Heyecanla bekliyorsunuz. Değerlendirmeleriniz önemli ama çok özür dileyerek kısa bir müsaade isteyeceğim Sayın Ülker sizden. Kısa bir aradan sonra yerel seçimler özelinde Kürt meselesi çözüm süreci nasıl sonuçlar doğurur? Sizin o engin bilgilerinizden istifade edeceğiz. Müsaadenizle. Siyaset masasına tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'da Sayın Nizamettin Barış, İstanbul'da Sayın İlham Işık ve Sayın Mesut Ülker'le birlikteyiz. Yaşanan son gerginlikleri Diyarbakır ve Yüksekova'dan çözüm sürecine yansımalarını, seçim takviminde bu sürecin nelere gebe olduğunu pek çok farklı yönüyle ele alıyoruz. Seçim süreciyle ilgili Sayın Işık çok önemli değerlendirmeler yaptı. İsimler, adaylar üzerinden de BDP'nin oy alma oranı, Kürt vatandaşlarımızın bu konudaki oy verme davranışının nasıl şekilleneceği konusunda önemli tespitlerdi Sayın Mesut Ülker. Sizin bu konudaki bakışınızı alalım. Şimdi tabii barış sürecinin bölgeye getirmiş olduğu bir sinerji var. Yani bu sinerjinin bence önümüzdeki dönemde geçmiş dönemden farklı olarak özellikle burada çok aktif ve etkin rol oynayan demokratikleşme paketiyle alakalı da taşlanacağını düşünüyorum. Tabii bu süreç önümüzdeki dönemde hakikaten bir sabotaja veya bu anlamda bir provokasyonla kesintiye uğramadığı takdirde daha cesaretli adımlarla bence çok olumlu bir şekilde BDP'den ziyade AK Parti'ye yarayacağını düşünüyorum. Özele de indirgediğimizde AK Parti'nin özellikle
bölge insanından yüksek profilli isimlerin seçildiğini görüyoruz. Yani Diyarbakır adayının, işte Hisarioğlu'nun, Batman adayının, Mehmet Emin Erkmen gibi, işte Van'daki adayın bölge insanının olmasından kaynaklanan, bence sağlıklı ve doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bence bu dönemde geçen seçimlerden de farklı bir modda AK Parti'nin oy oranının bölgede daha da yükseleceğini düşünüyorum. Burada altı çizilmesi gereken önemli konulardan biri. Tabii seçim sandığına nasıl yansır o çok daha farklı bir konu, ama meseleyi biraz da Kürt meselesinin sandığa yansıyacak boyutuyla alakalı, Kürt siyaseti şeklinden ziyade Türkiye'nin bütününü kapsayacak bir modellemeyi çok öne getiren algılar bence bu bölgede de çok ciddi itibar görecektir. Yani bölgenin sadece orada Kürt meselesiyle sınırlandırma konusundan açıkçası ben bölge halkının da, bölgede yaşayanların da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani bütüncül bir yaklaşımla o bölgeye proje sunanlar veya o bölgedeki sıkıntıları gündeme getirenler, Batı'yla da bu meseleyi eklemleyenlerin bence önümüzdeki dönemde bu konuda daha da sandığa yansıyacak şekilde katkı yapacağını düşünüyorum. Tabii kritik bir dönem, ama bu konuda tabii sadece içerideki aktörlerden ziyade bence seçime bölgesel anlamda Suriye'de ve Irak'taki gelişmelerin çok önemli etki yapacağını düşünüyorum. Yani bu konunun da altını çizmemiz lazım. Son tahlilde yapacağımız sürecin bundan sonraki seyrine dair kısımda aslında o değerlendirmeleri de almak istiyorum ben, ama Sayın Nizamettin Barış Ankara'dan katılıyor. Birazdan ona teşekkür edeceğiz. O bölümü noktalamadan önce Sayın Barış'ın sürecin bundan sonrasına dair öngörülerini almak istiyorum. Onu sorarken de şu hatırlatmalar yapmakta fayda var. Şimdi çözüm süreci başladığında İran bu halde değildi. İran'la ilgili algılar çok farklıydı. Bugün çok farklı bir noktada. Irak'la ilgili tartışmalar da çok farklı bir zemine geldi. Özellikle oradaki enerji kaynaklarının paylaşımı noktasında çok farklı şu anda aktörler ve pozisyonlanmalar var. İşte Suriye bu denli bir mesele değildi. İşte Orta Doğu'daki hesaplar da bu eksende değildi. Ama şimdi geldiğimiz noktada çok farklı hesaplar var bölgesel unsurlar açısından. İçeride de çok farklı dengeler var. Sayın Barış, sürecin bundan sonrasına dair sizin öngörüleriniz nedir? Ve bu öngörülerinizle birlikte hani doğru atılması gereken adımlar nelerdir? Siz temelde bir anayasa değişikliğinin olmazsa olmaz olduğunu vurguluyorsunuz. Bununla beraber hangi adımlar atılmalıdır? Bu süreçle ilgili birinci derecede sorumlu hükümettir. Hükümet mutlaka iyileştirmelerle ilgili, demokratik adımlarla ilgili attığı her adımı biraz önce de söylediğim gibi hukuki bir çerçeveye kazandırmak zorundadır. Orta Doğu'da ve dünyada yeni şekillenmeler oluyor. Bakın, biraz önce dedim Türkiye'nin kırmızı çizgileri, PKK'nın kırmızı çizgileri. Şimdi Orta Doğu'da Kürtlerle Türkler birbirinden ayrılmaz, çıkarları ortaktır. Kürtlerin Türkiye'nin dışında bölgede dost arama şansı yoktur ve zaten Kürtlere dost değiller. Kürtlere dost olması gereken devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Zaten Türkiye'de, Orta Doğu'daki Kürtlerin %50'si Türkiye'de yaşıyor ve bu %50'nin de, yani Türkiye'de yaşayan Kürtlerin %50'si de Batı'da yaşıyor. Kürtlerin mal varlığı Batı'dadır. Her şeyleri Batı'dadır. Kürtlerle Türklerin çıkarları adeta iç içe geçmiş. Birbirinden ayrılmaları mümkün değil. Hele son Barzani ile yapılan ilişkiler, Barzani'nin davet edilmesi Türkiye'de bir Kürt karşıtlığını yıkmıştır. Başbakan çok iyi bir girişim başlatmıştır ve burada artık Barzani'nin Türkiye'nin hem dostu hem de ekonomik olarak önemli bir elemanı olduğunu biliyor. Bu iş böyle olunca Türkiye'de AK Parti, demokratlar, liberaller aklı başında solcu. Yani aklı başında solcu insanlar ile Barzani ve dünyanın batısı bir kamptadır. Öbür kamp ise Suriye, Maliki, İran, Rusya ve Çin'dir. Şimdi Kürtler bu ikisinden hangisine tercihini yaparlar? Bence Kürtler tercihini Batı'dan yana yaparlar. Kürt
kesiminde, Kürt aydını içinde çok büyük bir yarılma vardır. Ve bu Kürt aydınları da çok etkindir. Hele hele Stalinist, Kemalist unsurların BDP'de etkin olmasından Kürt demokratları, aydınları son derece rahatsızdır. Ve bu seçimlerde onlar kesinlikle BDP'ye çalışmayacaklardır. Her gün yüz yüze görüştüğümüz binlerce insan var. Zaten yeni oluşumlar var, yeni partiler var. Siz de bunları biliyorsunuz. Süreç hükümetle halk arasındadır. Eğer birileri asker kaçırırsa, eğer birileri 3-4 tane PKK'li militanları vurursa dahi süreç bitmemeli, demokratleşme süreci bitmemeli. Kürtlerin temel hakları tanınmalı ve bu yöndeki hükümet çabaları, affedersiniz, eksik olmamalı. Her ne surette olursa olsun, yani şimdi bir yerde evet. olay var diye ben bir halkın haklarını tanımayacak mıyım? Varsayalım ki PKK yarın bir yerleri bastı. Efendim PKK bastığı için Kürtlerin haklarını tanımayacak mıyız? Böyle mantık olur mu? Hükümet asla ve asla demokratikleşmeden ve eşitlik temelinde Kürtlerin haklarını tanıma pozisyonunu terk etmemelidir diye düşünüyorum. Evet. Ve bunun sürece de katkısı var. Dünya böyle bir hareketi alkışlar. Türkiye'nin dünyanın demokratik dünyayla işbirliği yapmasını pekiştirir. Demokratik dünya da Türkiye'yi alkışlar. Türkiye ekonomik sorunlarını da çözer. Bölgedeki öbür ufak tefek düşmanlıklarını da çözer. Türkiye de kalkınır, Kürtler de kalkınır. Evet. Sayın Barış, çok teşekkür ediyoruz. Umarız soy isminizde olduğu gibi barış dolu günler yaşarız. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz İstanbul'daki konuklarımızla devam edeceğiz. Ben size teşekkür ediyorum. Sana ve konuklarına iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Sayın Işık, şimdi az önce söylediğim soru ekseninde bir baktığımızda işte bölgemizde yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin kendi içindeki tartışmalar ve bütün bu atmosfer içinde çözüm süreci, bundan sonrasına dair yaşadığımız son hadiseden de çıkardığımız dersleri konuştuk. Nasıl bir perspektif olmak zorunda? Yani elbette seçim önemlidir. Bir seçim de önemli yaşıyoruz. Bu seçimde AK Parti oylarını arttırmayı stratejik olarak önüne koymuş. Aynı şekilde BDP de öyle. Ve büyük oranda iki partinin de oy oranlarında çok ciddi bir değişikliğe, önemli sürprizler beklemiyorum. Öyle bir veri de görülmüyor şimdiye kadar yapılan anketlerde de. Çıkan sonuçlar bu. Ben öyle olmasının da çözüm sürecinin geleceği açısından da doğru olduğuna inananlardanım. Öyle olmasını da temenni ediyorum. Ama bunun dışında çözüm süreci hiçbir zaman seçime endeksli ve seçimi öngören bir süreç olarak hiç kimsenin kafasına geçmedi. Her ne kadar Kürt siyasal hareketinin AK Parti'yi seçime yönelik olarak düşünüyor diye eleştirileri varsa da, ki ben bu eleştirilerin hiçbir tanesine katılmıyorum, bu söylenebilir. Elbette ki her siyasal partinin seçim hedefleri vardır. Her koşulda buna çözüm süreci de dahil siyasal anlamda bakması, seçime nasıl yansıyacağı konusunda bir duruş sergilemesi son derece doğal. Ama stratejik olarak hiçbir zaman bakmadı. Bunu bilmek lazım. Bunu öyle görmek lazım. Ben Kürt siyasal hareketinin de çözüm sürecine bir seçim stratejisi olarak baktığını hiç düşünmedim. İnanmıyorum, inanmak da istemiyorum. Ona yönelik de veriler görünmüyor. Ama zamansal olarak bir seçim döneminde olduğumuz açıktır. Seçim dönemleri bazen başlı başına riskler taşırlar. Bazen de toplu duyma, toplu görme, toplu bilme anlamında da ciddi olumluluklar taşırlar. Ben bu seçim sürecinin olumsuzluklardan ziyade olumlulara vesile olacağı inancındayım. Ama hepsinden önemlisi seçim sürecinden de sadece Türkiye'deki güçler dengesi babından ziyade Türkiye'nin yeni konumlaması, bölgedeki yeni konumlaması,
dünyanın Orta Doğu'daki yeni konumlaması ve dört büyük ülkenin, Orta Doğu'da dört büyük ülkenin kendilerini de yeni duruma olumlu ya da olumsuz anlamda evrilmelerinin bizim açımızdan çok daha önemli ve bunların bu duruşunun da çözüm sürecinin geleceği açısından birinci derecede önem teşkil edeceğine inanıyorum. Bununla birkaç örnek de vermek istiyorum. Düne kadar biraz süremiz de daralıyor. Tamam, hemen şey yapıyorum. Ölümüne kavgalı olduklarımızla şimdi görüşüyoruz. Birileri de birbirleriyle ölümüne kavgalı oldukları bir dönemin artık bir diyalog sürecine girdiğini. Yani dün hiç yanına gelmeyenler yanına geldi. Düne kadar yanına olanlar ayrıştılar. Örnek işte İsrail, Suudi Arabistan farklı bir şey. İran, ABD kesimi farklı bir şey. Biz dün işte neredeyse bir savaş durumuna dönüşeceğimiz Irak'la ayrı bir pozisyon, Güney Kürdistan'la ayrı bir pozisyon. Ama Türkiye'deki iç dengelerde de bir kırılma, o kırılmanın da aşılacağı zeminlerin oluştuğu bir durumu yaşıyoruz. İç dengedeki kırılmadan kastınız? Tabii Türkiye'de ciddi anlamda bir iç denge. Yani günlerdir çok yoğun bir tartışma yaşanıyor Türkiye'de. Ciddi bir kırılma var. Bu kırılma dönüşüm sancısının diğer bir ifadesidir. Yani bu ülkede başta devlet olmak üzere devlete muhalif veya devletin dönüşümüne aktif olarak yardımcı olmuş, kendisini orada aktör olarak görmüş siyasal yapılar dönüşümü kendilerini tasfiye olarak algılamamalılar. Yani örnek söyleyeyim, PYK yıllarca kendisine dayatılan dönüşümü tasfiye olarak algılayıp hep olumsuz duruşlar sergiledi. Aynı şekilde Türkiye'deki askeri vasayet sürekli dönüşümü kendisinin tasfiyesi olarak algılayıp işte darbe girişimleri, muhtıralarla buna cevap vermeye çalıştı. Türkiye'de farklı siyasal organizasyon iddiasında olan, bu şekillenmede kendisini ifade eden hangi güç ve odak var ise kendisini dönüşüme açmalıdır. Dönüşüm kendilerinin tasfiyesi değildir. Bunu algıladığı zaman hem kendi yaşama şansını uzatır, hem Türkiye'nin demokratikleşmesine ciddi anlamda katkıları sunar. Herkes de olduğu gibi. Sayın Hüker, bu çerçevede son tahlilde... Şimdi arada gelen mesajlara baktığımızda bir konuyu ben hatırlatmak istiyorum. Çok önemli bir vurgu vardı. Sayın Fethullah Gülen'in barış huzurdadır, huzur barıştadır şeklinde bir yaklaşımı söz konusu. Şimdi burada aslında... Yani onunla ilgili şöyle, siz söylediğiniz için de hatırlatmakta fayda var. Yeni bir açıklama var. Her zaman sulh yolunda diye Fethullah Gülen'in açıklamalarını yer aldığı BAM temizliği. Gerçi yani. Herkül.org internet sitesi hacklendiği için oradan değil de Osman Şimşek Twitter üzerinden bu mesajlar geldi ve bu gece yarısından sonra yayınlanacağı ifade ediliyor. Son günlerdeki tartışmalara ışık tutması adına bir son dakika bilgisi olduğu için onu da paylaşalım. Sizin de değerlendirmenizi onun üzerine inşa edeceksiniz anladığım kadarıyla. Yok, ondan Gülen ziyade ki, ben orada temel bir iki konu var. Onlara şey yapacağım. Birkaç cümleyle onları da tabii toparlayıp bitirelim. Gülen'in bugün, daha doğrusu yarın bu gece yarısından sonra yayınlanacağı ifade edilen konuşmasında kimsenin kendi devletiyle ve başındaki iktidarıyla savaşma gibi bir niyeti yoktur. Bunu öyle göstermek isteyenler zannediyorum ortada. Söz getirip götüren fitneciler, fesatçılar, mekirciler, keyitçiler ve hudacılardır diyor. Ve MGK kararlarıyla ilgili de bir değerlendirmesi var. Gülen diyor ki Milli Güvenlik Kurulu 2004 kararlarıyla ilgili Hudeybiye teşbihi yaparken o arkadaşların askerlerle ve o günkü idarede bulunan kimselerle beraber o meseleye imza atmalarını şartlar ve konjonktürün gereği olarak tıpkı Efendimizin bir gaileyi ucuz atlatma adına geri adım atması gibi ele aldım. Hem de şu cümleyle dedim, bazen geriye adım atmak ileriye 10 adım atmak değerindedir. Mesele siyaki ve sibakıyla ele alındığı zaman görülecektir ki esasen orada imza atan arkadaşları korumaya ve mazur görmeye matuf bir ifade tarzıydı şeklinde ve devamının da daha sonra yayınlanacak. Yani konumuzla ilgili olan boyutu anladığım kadarıyla ilk girişteki hiç kimsenin devletiyle kavga etme gibi bir durumu söz konusu değildir.
bu sürece hani bir anlamda yangına körükle gidenlerin, arada laf taşıyanların olduğu bir günümüzde de yaşanan sürece de bir vurgu yaparak aslında bizim konuştuğumuz konularla alakalı olan boyutunda çok ciddi bir vurgu var burada. Yani Fethullah Gülen'in bu noktadaki vurguları aslında meselemizle de alakalı ışık tutan bir boyutu var. Yani birkaç cümleyle hemen daha önceki beyanlarında da barış sulhtadır, sulh barıştadır gibi. Yani bu anlamdaki barışın huzurla olan vurgusu da çok önemliydi. Türkiye'nin bu noktada özellikle seçim satım haline girdiğimiz bu dönemde barışın ve huzurun bu bölgedeki yansımalarını mutlak surette demokratik usullerle almamız gerekiyor. Yani bunun altını çizmemiz lazım. Ben burada Nizamettin Bey'e hilafına demiyorum, şu an o karşıda değil, ama bu konuyu sadece ve sadece hükümet sorumluluğuna yüklemenin de açıkçası ben çok hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani buradaki tüm aktörlerin Türkiye'nin bekasıyla alakalı, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarıyla beraber bölge insanının tamamını kavrayacak şekilde çok stratejik ve değişim ve dönüşümler arifesindeyiz. Yani burada zulüm zaaftan doğar yaklaşımını unutmamamız lazım. Zaafı olanların, eksik olanların zulüm yaptığı bir süreç yaşıyoruz biz. Eğer biz kendimize güvenmeliyiz. Yani toplumsal barışı sağladığımızda, yaşadığımızda gördük ki o bölgedeki bütün trendlerin, bütün değerlerin bölgede yaşayan kendi halkımızla beraber bölge insanlığına çok ciddi katkı yapacağını düşünüyorum. Açıkçası bu açıdan ben önümüzdeki seçimlerin bu noktada bölgeyle beraber Türkiye açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii söylenecek çok şey var ama anladığım kadarıyla vaktimiz herhalde bitti. Farklı programlarda, farklı vesilelerle söyler. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı Sayın? Yani ben Sayın Güler'in bu açıklamasından sonra yarın farklı bir durumun yaşanacağı inancındayım. Bu da bu ülke için son derece hayırlı bir şey olacaktır. Hem çözüm süreci açısından, çözüm sürecinin kalıcılığı açısından bir değer katacağına inanıyorum. Yani bölgedeki Şivanperver'le hakikaten Barzani'nin davetiyle alakalı yaşanan süreç gibi, ben de bu açıklamanın İlhan Bey'in vurgu yaptığı gibi bu tarz yaklaşımlarla alakalı yeni bir dönemin başlangıcına ilişkin olarak bir temel taş olarak değerlendiriyorum. Sayın Mesut Ülker, Sayın İlhan Işık, bir reklam arasına gideceğiz. Eyvallah. Sonrasında son değerlendirmelerle seyircilerimizin karşısında olacağız. Siyaset masasında bu hafta Yüksekova'da ve Diyarbakır'da yaşanan gerilimin çözüm sürecine etkisini, çözüm sürecinin seçim takviminde nelere gebe olduğunu ve çözüm sürecinin bundan sonraki seyrine dair öngörüleri konuştuk. Canlı yayın konuklarımız Ankara'dan Sayın Nizamettin Barış, İstanbul'dan Sayın Mesut Ülker ve Sayın İlham Işık bizimle beraber oldu. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Avrupa yakasında maç erteleten, karın olduğu, soğuğun olduğu bir akşamda. Gerçi henüz bizim Asya yakasına yeni gelmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olacaktır. Bir soğuk akşamda sıcak gündemi konuştuk. Ağzınıza sağlık. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Seyircilerimizden de özür diliyoruz. Twitter'da bazı soruları vardı. Onlar biraz geç intikal etti önüme. Daha doğrusu ben geç gördüm. Yönlendiremedim. Farklı programlarımızda konuklarımıza takdim ederiz o soruları da. Siyaset masasından bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık.